Fraktis'ten herkese merhabalar, ben Burak Akmenek ve bugün yanımda Türkiye'de PlayStation dendiği zaman her türlü şeyi soracağınız Türkiye'deki PlayStation'dan sorumlu Mustafa Yiğit var. Şimdi Mustafa'yı ben, Mustafa diyorum çünkü bayağıdır tanışıyoruz. Neden bugün ofisimize çağırıp onu sıkıştırmaya karar verdim? Çünkü biliyorsunuz PlayStation Pro çıktı, 4 Pro çıktı. Ama elimizde de 4'lerimiz var, 3'lerimiz var. Bir yandan bir yer geliyor. O yüzden hepinizin merak ettiği şu soruyu sorarak başlayacağım. Neden PlayStation'ın varken yenisini alayım? Pro'nun farkı nedir? Allah aşkına Mustafa. Ne olacak bu PlayStation'ın geleceği? Hemen anlatalım. Aslında PlayStation 4'ünüz varsa illaki PS4 Pro alın diye bir bizim talebimiz yok. Çünkü biz hani biliyorsun PlayStation 4 jenerasyonu 2013 yılında başladı. Biz bir jenerasyona başladığımız zaman en az 6-7 sene bu jenerasyonu devam ettiriyoruz. Arkasına desteğimizi koyuyoruz. PlayStation 4 Pro'nun çıkma sebebi de PlayStation 4 jenerasyonunda 4K görüntü çözünürlüğüne ihtiyaç duyan tüketicilere cevap vermek içindi. Dolayısıyla sizin şu an PlayStation 4'ünüz varsa bir 4K çözünürlük aramıyorsanız PS4 Pro almanıza gerek yok. Ama yeni PlayStation alacaksanız veya evinize 4K televizyon almışsınızdır, 4K çözünürlük arıyorsunuzdur, o zaman cevabımız size PlayStation 4 Pro. Peki. Peki yani şunları da sorayım, çok basit sorular ama mutlaka sorar çıkacaktır, eminim buna. Benim PlayStation'ım varken hani Pro'da çalışmayacak bir oyunum, bir programım, hiçbir şeyim olacak diye bir şey yok değil mi? Yalnızca bu bir sistem upgrade'i. Kesinlikle, aslında dediğim gibi PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. Biz yani şu an hala PlayStation 4 jenerasyonundayız. Tek bir komünite var, tek bir oyun formatı var. Biz yani PS4'de ayrı bir oyun, ayrı bir DLC, PS4 Pro'ya ayrı bir oyun, DLC gibi bir hedefimiz yok. Aralık ayından itibaren çıkacak bütün oyunlar hem PS4'te hem PS4 Pro'da çalışabilecek. Bu üçüncü parti için de geçerli. Üçüncü parti tarafında da bütün oyunlar hem PS4'te çalışacak hem PS4 Pro'da çalışacak. Üçüncü partiden kastım, örnek veriyorum Electronic Arts, Ubisoft gibi şirketlerin oyunlarında da bu böyle olacak. Bizim bütün oyunlarımız PS4 Pro'da daha farklı bir performans gösterecek. Third Party tarafında, yani üçüncü parti tarafında bu geliştiricilere bağlı. İsterlerse PS4'te de PS4 Pro'da da oyun aynı framerate'lerde, aynı çözünürlükte çalışabilir. Eğer isterlerse PS4'te farklı, PS4 Pro'da farklı çalışabilir ama multiplayer zaten hepsinde genellikle aynı olacak. Evet. Peki 4K'nın gerçekten halinden böyle bir yatırım yaptığınıza göre gelecek olduğunu düşünerek bu yatırımı yaptınız değil mi? Yani buraya gidiyor bu iş artık. Kesinlikle 4K penetrasyonu zaten Avrupa, Amerika, Asya'da çok daha hızlı ilerlemeye başlamıştı. Bu sonuçta Türkiye'de de böyle olacak önümüzdeki dönemlerde. Ne kadarlık dönem bu sence? Bizim öngörümüz önümüzdeki sene çok daha ciddi bir yerlere gelecektir 4K penetrasyonu. Gerek teknolojinin de ucuzlamasıyla 4K tarafında biz çok daha fazla ele gireceğini düşünüyoruz. Zaten televizyon yenileme zamanları da geliyor Türkiye'ye baktığımızda. Dolayısıyla biz PS4 Pro'nun çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz önümüzdeki sene. Peki PS4 Pro'mu aldım. Tüm oyunlarımı patır patır oynuyorum. Hiç problemim yok. 4K'yı gerçekten ben kaç FPS'de alıyor olacağım? Bu dediğim gibi yine şeylere bağlı. Oyun geliştiricilerine bağlı. 30 FPS'de de oynatacak 4K çözünürlüğü. Bazı oyunlarda ama Full HD'ye indirip 60 FPS'de de oynatabilecek. Ama şu an PS4 Pro'nun amaçladığı 4K çözünürlükte 30 FPS'de oynatabilmek bütün oyunları minimumda. Peki ne kadar bir fiyat farkı var aralarında şu anda? Çok bir fark yok. Biliyorsun Eylül ayında zaten PS4'ün yeni kasasını çıkarmakla birlikte fiyatları düşürmüştük. 500 GB'da tavsiye edilen satış fiyatını 1299'a, 1TB modelinde yanında bir oyun hediyesiyle birlikte 1499'a düşürmüştük. PS4 Pro'yu da çok uygun bir fiyata, 1699 lira tavsiye edilen satış fiyatıyla 10 Kasım'da çıkardık. Şimdi bir de tabii 1TB olayımız var. PS4 Pro 1TB zaten. Evet. Yani çok daha fazla depolama alanımız var. Kesinlikle. Önümüzdeki dönemde belki farklı terabaytlar da gelir. Şu an öyle bir çalışma yok ama olmayacağı da anlamına gelmiyor. Farklı terabaytlar, farklı skinler, temalar. Her şey olabilir. Vay, peki. Peki şimdi 4K tamam. Bu konuda hemfikiriz. Ama bir de gelecekte konuşulan bir konu var ki tabii ki VR. Yani VR olmazsa olmaz artık, VR hepimiz bunu bekliyoruz. Bir de benim açık söyleyeyim en büyük korkum VR'ı ilk duyduğum zaman bu 3D hikayesinde olduğu gibi VR'ımda patlak çıkacağı konusunda bir korkum vardı ama hem fuarlarda gittik gördük hem birebir kendimiz ofiste kullandık. Müthiş bir keyif. Lakin fiyatları şu anda işte her markanın, birçok markanın var ve fiyatları gerçekten yüksek. Şimdi Sony'nin de bir VR'ı var. Peki bu Sony'nin VR'ının diğerlerinden farkı ne ve Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Hatta şu an cevap diyebiliyorsan fiyat kısmında nasıl bir hareket olacak? Hepsine sırayla cevap vereyim. Süper. Şimdi... Bayağı bir şey sordum vallahi Mustafa. Takır takır gidiyor. Hepsini aklımda tutuyorum. Hepsine tek tek cevap vereceğim. PlayStation VR'ı biliyorsun 2 senedir yaklaşık fuarlarda denetiyoruz PlayStation 4 ile birlikte. PlayStation 4 Pro ile birlikte farklı bir performansı var ama hani şunu tekrar altını çizelim. Hani PS4'te de PS4 Pro'da da çalışacak PlayStation VR. Peki. PSVR'ın özelliği şu. 60, 90, 120 FPS'de görüntüyü 90 ve 120 Hz aralığında verebiliyor. Şimdi... Onu bir daha tekrarlar mısın? 60, 90, 120 FPS görüntüyü 90 ve 120 Hz'de oynatabiliyor PlayStation tamam. VR. 4K ve HDR desteği yok görüntüyün. Tamam. PS4'te bu performansları yaparken örnek veriyorum PS4 Pro ile aynı oyunu çalıştırırsanız 60 FPS'yi 90'a, 90'ı 120'ye çıkarma gibi özellikleri var. Süper. Dolayısıyla PS4 Pro performansı biraz daha farklı ama hem PS4'te hem PS4 Pro'da çalışacak. Tamam. Diğer tarafa gelirsek Türkiye lansmanı, Avrupa lansmanı biliyorsunuz belli ülkeler için 13 Ekim'de gerçekleşti. Türkiye ikinci fazdaki ülkelerde 24 Ocak'ta gerçekleşecek. Bunun sebebi de... 24 Ocak. Aynen. Bunun sebebi de ülkelerden ilk çıktığında azar adetle verip orada tüketicileri mutsuz etmektense her ülkeye çıkış yapabileceği adetle ürünü sağlamak açısından ülkeleri iki faza böldük. Dolayısıyla biz de 24 Ocak'ta bir çıkış gerçekleştireceğiz. Şeyi biliyorsun PS4 Pro ve PSVR'ın açıklanan tavsiye edilen tüketici fiyatları Avrupa için aynı aslında 399 evet. Euro. Evet. Biz de kurda bir hareket olmazsa aslında 1699 liradan PSVR'ı çıkarmak istiyorduk fakat... PS4 Pro'yu çıkardığımız 10 Kasım'da kur 3.30 iken şu an 3.65'lere gelmiş durumda. Gülmeye başladık evet. Yani bu soru yani burada aslında oyuncular hep kızıyor ama bunun yani karşılığı cevap vermesi gereken biz değiliz. Yani kuru da biz belirlemiyoruz. %20 evet. ÖTV'yi de biz belirlemiyoruz. Dolayısıyla yani şu an için 1699 liradan çıkacak diyemiyorum PlayStation VR. Ocak ayına geldiğimizde net bir cevap vereceğiz o zamanki kura göre, o zamanki duruma göre. Ama o aralıkta bir yerlerde bekliyoruz fiyatı. Peki VR'la beraber şimdi elimizdeki olan yani elimizden kastım portföyde olan şu anda Sony'nin içerisindeki olan third partiler dahil kaç oyun VR'la beraber çalışacak, kaçı çalışmayacak öyle bir rakam var mı elinde? Şöyle Aralık sonuna kadar zaten biz first party'de 16 tane oyunu çıkarmış olacağız. Önümüzdeki dönemde de oyunlar çıkmaya devam edecek. Hedefimiz 2017 sonuna kadar 150 tane oyun çıkmış olması zaten diğer tarafında. Biliyorsun bizim tarafta hani zaten çok güçlü oyunlar çıktı. Drive Club, Until Dawn gibi oyunlarda farklı versiyonlar VR özel geliştirdi. Üçüncü partiye baktığımız zaman Batman, ondan sonra Star Wars, Battlefront'un ve de Resident Evil 7'nin zaten duyurulduğunu görüyoruz ki Ocak ayında Resident Evil 7 çıkacak. Oyun baştan sona kadar zaten VR compatible hani VR oynayabiliyorsunuz. Muhtemelen Jedi oynatıp oyunu Jedi ofiste zıplatıyor olacağız bir anda. Bizim Şubat'ta diğer bir çıkışımız olacak. Farpoint özel bir aim shooter'la yani VR tüfeğiyle birlikte çıkış yapacak bir oyun. Yani çok ciddi bir destek olacak önümüzdeki sene. Oo, bayağı bayağı bir şey geliyor. Peki. Geç çıkmamızın da aslında biraz avantajı oldu. Birçok oyun çıkmış olacak 24 Ocak'a kadar. Zengini content gelecek. Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey de var. Bildiğin gibi VR dediğin şey özellikle işlemci, grafik işlemci gücü isteyen bir sistem. PlayStation'da bununla ilgili bir ısınma problemi, çok kullandığımız zaman normal oynama göre daha çok ısınacak gibi bir teknik problem söz konusu mu? Böyle bir şey var mı? Yo öyle bir durum yok. Zaten PSVR'ın şu farkını da söylemek lazım. Hani bir PSVR kutusundan ayrı bir box da çıkıyor. Bunun üzerinden bağlanıyor PlayStation 4'e. Bunun sebebi de şu, hatta diğer gözlüklere göre de farkı, onu anlatmakta fayda var. Tek kişilik deneyimden çıkartıyoruz biz aslında PlayStation VR'ı. Sen PlayStation VR'ı takıp oynamaya başladığın zaman bu PS4'ün, PS4 Pro'nun özelliği sayesinde social screen özelliği var bir de. Görüntüyü televizyona verip senin yanında 4 kişinin DualShock'larla birlikte oyuna girmesini de sağlayabiliyor. Yani sen VR'da VR deneyimini yaşarken diğer insanlar da oyuna girip seninle oynayabiliyor. Bunu biz social screen yani sosyal ekran olarak konumlandırıyoruz. Diğer bir özelliği de sinematik ekran. Burada da oyun dışı bir içerik tüketmek istediğin zaman PSVR tamamen bir sinematik ekrana dönüşüyor. İlk başta kamera gerekiyor PlayStation VR'ı tanıtman için. Ondan sonra zaten sen oyun dışı içeriğini aldıktan sonra onu tamamen VR'da izleyebiliyorsun. O zaman kamera ihtiyacı bile kalmıyor. Bu bizim diğer bir artımız. Isınma tarafına gelirsen de normal oyunda ne kadar ısınma oluyorsa PlayStation 4 veya PS4 Pro'da VR'da da o kadar olacak. Farklı bir zorlama gibi bir durum söz konusu değil. Peki PSN Plus sahipleri için bir fark olacak mı burada VR'den beraber? Şimdi şöyle bir şey var, Playroom diye zaten PlayStation 4 çıktığında ücretsiz bir oyun içeriği biz sağlamıştık. Bütün kullanıcılara kamerayla kullanabilecekleri. VR tarafında da Playroom VR adlı içerik zaten ücretsiz olarak bütün VR alanlara sağlanacak. Bir de zaten içerisinden bir ücretsiz yine demo
disk çıkacak. Bu diskte de zaten bizim first part oyunların, birinci part oyunların birçoğunun oynanabilir demoları olacak. Böyle bir avantajımız var. PS Plus için şu dönemde bir şey yok ama önümüzdeki dönemde tabii ki hani diğer oyunlarında onlara farklı indirimler de söz konusu olacaktır. Vallahi ben aklıma gelen her şeyi sordum. 10 dakikayı da muhtemelen geçiyordu videonun içerisinde ama ben Mustafa'yı bugün burada yormamın sebebi şuydu aslında. Sizin hakkınıza gelebilecek tüm sorularını konu kadar sormak ve cevabını almaktı ki ne dediysem son noktasına kadar her şeyi anlattı. Çok teşekkürler Mustafa. Ben teşekkür ederim. Zaman aldık. Çok sağ olasın. Bizden şimdilik bu kadar. Eğer bir sorunuz, bir ekstra aklınıza gelen bir şey varsa lütfen videonun altına yorum olarak atmakta çekinmeyin. Sony'ye direkt olarak iletip cevabını zaten şat diye alacağımızda garantiyebiliyorum. Çok tekrar teşekkürler Mustafa. Teşekkür sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.